Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Taz bir video çekmemin sebebini öncelikle söylemek istiyorum. Savaş Çebeci ile ilgili olan bazı durumlar beni çok ilgilendiren bir şey değil. Zaten o tarz şeylerde hiç girmedim farkındaysanız. Girmem de ilgilendirmeyen bir konu bu. O yüzden ama niye şu anda böyle bir video çekiyorum? Önce onu söylemek zorundayım. Çünkü bu, bu tarz olaylardan dolayı Sonuçta ben de Savaş Cebeci ile bir bilek görüşü videosu çekmiştim. O videoda çok ciddi şekilde izlenme olup ve anormal şekilde olumsuz, hakaretvari yorumlar gelmeye başladı. Bu beni çok rahatsız etmeye başladı. Niye? Çünkü bir insana ben kendi kanalımda asla hakaret ettirmem. Ettirmem. Yani bu iki taraf birbiriyle yorumlaşıyordur, mesaj atıyordur, ona hakaret ediyordur. Bunları da orada barındırmam. Niye barındırmam? Buna göre ben yolum sen bir insan değilim. Kesinlikle ama Birisi diğerini hakaret ettiğinde çok gördüm o şekilde çünkü en başlarda silmiyordum bu tarz yorumları ama sonra baktım ki birbirlerinden adres istemeye başladılar birbirlerine telefon numaraları ver gel senin şöyle yapacağım böyle yapacağım demeye başlayınca fark ettim ki bunun aslında sorunlarından birisi benim çünkü ben bu mesajı buradan sildiğimde olay çok büyümüyor büyümeyince de benim en azından benim kendi olduğum ortamda bunu engelleme şansım varsa ben bunu engelliyorum. Sana birbirini eleştirebilir, sonuna kadar eleştirebilir. Hiç sıkıntı yok. Kabul ederim bunu. Beni eleştirenlerde hiç sıkıntı yok. Her zaman kabul ediyorum ama hakaret ettikleri zaman birbirlerine ben bunu siliyorum arkadaşlar ve şu anda mesaj silmekten yoruldum. Niye yoruldum? Çünkü gerçekten savaş cebeciye hakaret eden insanlar çok fazla var ve bunu nasıl hakaret ediyorlar? Konu diğer muhabbet olay değil. Bir de güçlü değilsin. Hiçbir şeyde güçlü değilsin diye hakaret ediyor orada. Ve ben bunları hakaret kısmını, ona benzer çok yorum basar kalmıştır orada hakaret etmedikten sonra. Hakaret kısımlarını kaldırıyorum, mecburum buna. Şimdi burada aslında bir gerçekten bahsedeceğim. Savaş Cebeci'nin bilek görüşü konusundaki pozisyondan, durumundan bahsetmek zorundayım. Çünkü beni ilgilendiren kısım bu. Ben normalde 27 yıldır bilek görüşü yapıyorum. Birçok Türkiye şampiyonluğum mevcut. Kendime göre birçok derecem mevcut. Ve yaptığım işi de az çok biliyorum. Yani bildiğim bir şey. İnsanların elini tuttuğum zaman ne kadar güçlü olduklarını, neresinin güçlü olduğunu, zayıf yönlerini, az çok bunları bakınca anlayabiliyorum. Savaş Cebeci ile ilgili olayı da kısaca özetlemek istiyorum. Biz oraya nasıl gittik? Çünkü birçok insanın yanına gidiyoruz ama bazen kolumuz acırken gidiyoruz. Bazen çok yorgunken gidiyoruz. Diyoruz. Bu da tabii ki oradaki verdiğimiz gücü etkiliyor. Ben Savaş Cebeci'nin yanına gittiğimde işte konuştuk. Bundan herhalde 200 sene olmuştu sanırım. Savaş Cebeci o zaman yanlış hatırlamıyorsam 117 kilo civarındaydı. Biz Savaş Cebeci'nin yanına arkadaşlarla gittik. Bizim Önder vardı, İsmail Bingöl vardı. Bir de 60 küsur bir arkadaş vardı. Yani hepsi kendi göre güçlü insanlar. Yani hepsinin kendi göre dereceleri var ve gerçekten güçlü insanlar. Böyle dışarıdaki bir insan onları yenme şansı imkansız gibi bir şey. Beraber gittik işte. Orada video çekecektik, konuştuk, anlaştık. Şimdi Savaş benim belli bir seviyede bilek köşe yaptığından çok haber yoktu herhalde. Ben de onun analizini yapmıştım daha önceden. O da davet etti beni. Geldi dedi hani analiz yapıyorsun bir bilek köşe yapalım hesabına. Biz Pendi'ye gittik. Pendi'ye gittiğimizde orada kendimden bahsedeyim önce o konuda bilmeyen arkadaşlar vardı. Benim ciddi sakatlıklarım var. Şu dirseğimin iç kısmı, dış kısmı ve bilek kısmında böyle belli baş sakatlıklarım var ama beni ağır kesici almadığım zaman belli bir ağır kesici var, bana çok iyi geliyor çok ciddi şekilde etkiliyor. Sokaktaki bir insana bile beni yenme şansı oluyor. Çünkü batıyor bırakıyorum kolumu. O kadar rahatsız ediyor ama bir ağrı kesici var onu keşfettiğim zaman inflamasyonu baskılıyor kolda. Çok ciddi şekilde rahatlayıp gerçekten güç vermeye başladım. Şimdi birçok insanın yanına yeri geldi böyle gittiklerinde kolumun ağrısı olduğu zamanlarda da gitmişimdir. Yine atmışımdır. Acı yerden böyle yenmişimdir ama bir tane atıp bırakmışımdır. Çok güvenen insanlarla da yapmışızdır. Belki şampiyonlarla da yapmışızdır. Şimdi Savaşçı benim yanına şöyle bir fark vardı. Ben birkaç gün dinlek gittim. Ağrım o ağır kesici aldıktan sonra sıfırlandı. Yani o kadar hissettim ki kendimi orada. Gerçek gücümü kullanarak gittim oraya. Ve birçok insanın yanına geldiğinde yine söylüyorum. Ee, gittiğimde kolumda ağrı olarak gidiyordum ben. Ağrı olarak gidiyorum. O şekilde de matematik az çok anlıyorsun tabii ki. Yani yakalayabiliyorsun kolum ağrıyor bu kadar güçlü falan diye. Bir gerçeği söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir insanı sevmeyebilirsiniz. Tarafsınızdır. Ben bu olay kesinlikle bir taraf değilim. Hiç umurumda bile değil. Çünkü beni ilgilendiren bir olay değil. Saçma sapan muhabbet benim için. O yüzden ben sadece bir insanın e, benim kanala geldikleri için söylüyorum. Dışarıdaki yaptıkları da beni ilgilendirmiyor. Kanala gelip sende de bir şey yokmuş, hiç güçlü değilsin, sıfırsın, burada da fossun gibi ona benzer birçok şey tabii ki, yüzlercesi belki. E, kısımda bunu söylemek zorunda kaldım artık. Çünkü ben oraya mesaj yazmaktan yoruldum. İnsanlara durumu anlatmaya çalışıyorum, yazıyorum orada. Ama birine yazıyorsun, 5 kişi yerinden yazıyor oraya. O yüzden burada söylemek zorundayım ve e, bilek göçücü konuşuyorum. Yani savaşçebecinin şahsı, karakteri, huyu, suyu, o değil. Beni kenara koyuyorum. Beni ilgilendirmiyor. Ama bilek göçü konusunda e, hakkını yememek gerekiyor. Benim o kadar dinlek halimde, o kadar iyi hissettim halde e, yaptığım bilek göçüsündeki sokakta bu işi yapmayan en güçlü kişi savaşçebeciydi. En güçlüsü. Niye en güçlü diyorum? Çünkü benden sonra bilek göçüsü birkaç arkadaş daha vardı orada. Onları benle o kadar attıktan sonra, yorulduktan sonra gerçekten e, hepsini yendi. Şimdi ben şöyle düşünmek lazım. Şimdi ben e, biraz zat gibi gözüküyor belki ama rahat, yani rahat, yendiğim bir insanı veya başka biriyle attığım zamanki aradaki farkı yakalayabiliyorum. Birisinin gücü atıyorum atıyorum tabii 30 birimse, birisi 20 birim olabiliyor. Ama o aradaki farkı yakalayabiliyoruz herhalde. Yani sonuçta insanız ve yakalayabiliyoruz bunu. Ben tuttuğum dediğim gibi en güçlü şu ana kadar savaş cebeciydi. Şimdi bu noktada başka olaylar yaşanmıştır. Oradan bir şekilde insanlar üstüne saldırıyordur, yükleniyordur. Her yerde laf etmeye çalışıyorlardır. Ee, ama benim olduğum yerde, bizim kanalda olan şeyi söylemek zorundayım. Şimdi tuttuğumda benim dışarıdaki insanlara göre, bu işi yapmayan insanlara göre en güçlü tuttuğum savaşçı Cebeci ise bunu ben burada söylemek zorundayım. Çünkü belki binden fazla insan attım dışarıda. Ne bin, binden çok fazla çünkü 27 yıldır bu işi dışarıdakiler dahil. Profesyonel olarak da çok fazla yarışmada yarıştım. 60'tan fazla yarışmada yarıştım. E dışarıdaki insanlar da yenilmeyen binlerce insanla maç atmışımdır. Daha fazladır da yani çünkü sürekli yapıyorduk. Ama baktığınız zaman aralarındaki en güçlüsü oysa şimdi insanlar da gelip sürekli kanala ıslarla bastıra bastıra sende bir şey yok. Hani burada da yenildin. Abi burada yenilecek zaten yenilmesi gerekiyor. Yani profesyonel biz bu işi yapıyoruz. Yani yenilmesi normal. Şimdi gelip de bana iddialaşma doğru ben seni yenerim demedi bana. Biz orada gücümüzü denemeye çalıştık ama bu bastıra bastıra sende bir şey yok. Sende bir şey yok. Herkes seni yeniyor dediğiniz zaman bu sefer e, olay başka yere gidiyor. Yani saçma bir hal almaya başlıyor. Ve ben bu mesajlara artık yoruldum cevap vermekten. Hakaret küfür de oluyor arada. E, niye küfür ben kanalda? Onları silmekten yoruldum artık. Çünkü kimsenin kimseye küfür etme hakkı yok. Eleştirirsiniz. Bak bilek köşede de yenildin dersin kalır orada. Kimseye yenemiyorsun dersin kalır orada. Ama bunun doğrusunda ben söylemek artık gerektiğini düşündüm. Niye şimdi çektim? Çünkü gerçekten yordu beni. Şu zamana kadar bununla ilgili hiçbir zaman video çekmedim. Çekmem de zaten böyle saçma oluyor ama kendi branşımla ilgili kısımda bırakın da söyleyeyim. Çünkü adamın hakkı yenmemesi gerekiyor burada. Kim olduğu önemli değil. Benim düşmanım da olur, senin düşmanın olur, onun arkadaşı dostu da olur fark etmez. Bu adam savaş cebeci normalde yine söylüyorum benim tuttuğum sokaktaki en güçlü kişiydi. Profesyonel yapmayanlar arasında. E şimdi profesyonel bir adam gelir, iyi hakkını verip çalışmıştır, yener. Ayrı konu. Durum bu arkadaşlar, bunu ben mecbur söyledim. Niye söyledim? Artık yordu. Yani çok fazla insan böyle yazıyor, çok fazla insan bir şeyler söylüyor. Ee, oradaki yaşadığınız olay, ona kızmışsınızdır, beni ilgilendirmiyor. Benim kanala gelip de sürekli orada hakaret vari mesajlar atmayın lütfen, rica ediyorum. Atmayın, bizim kanal öyle bir kanal değil çünkü. Biz bir şeyleri magazinsel kısımları alıp orada sürekli yorumlayan, yanıtlayan, bu işten prim kasmaya çalışan insanlar değiliz. Kasmaya çalışanlar da olabilir. Ben hiçbir şey demiyorum. Yani prim kazanmaya çalışanlar da olabilir. Çünkü kişinin işi olur Yani YouTube'da bir olay olmuştur. Onunla ilgili sürekli yorumlar yapıyordur. O, o şekilde video çekiyordur. Onun işi oysa orada sıkıntı yok. Saygı duyarım. Desteklerim de hatta çünkü bu tarz bir şeydir içerikleri. Bunu da yapar. Ayrı konu. Tabi hakaret olmadıktan sonra o tarz şeyleri zaten izlememen hakaret yaptıkları zaman e, durumu anlatır, konuşur, e, videoyu izlettirmeye çalışır. Çok normal bir şey. Ama ben öyle bir kanal değilim. Bizim kanal o şekilde bir kanal değil. O şekilde bir kanal olmadığı zaman da Burada ben bunu konuşmam bana saçma geliyor. Yani bu tarz zaten sevmiyorum ben. Hani bu tarz zaten girmem de. Öyle bir kanal değiliz sonuçta. Teşekkür ettik arkadaşlar. Yani bunu söylemek zorunda kaldım. <laughs> Anlayışınıza sığınıyorum. Görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.